Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PDDM Kıcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi şu dereyin haracını vermeyen gariban işçiye, emekçinin sırtına çökme zamanı. Çünkü neden? Çünkü biz mafyanın bir parçası olmak istiyoruz. Gideceğiz diyeceğiz ki kardeş diyeceğiz. La biz niye buraya geldik? Kardeş diyeceğiz. Şu dereyin haraçları varmış diyeceğiz. Verin kardeş diyeceğiz. İşimiz bu. Bu neymiş la? Wow, bir dakika dur. Böyle bir şey olmaması lazımdı. Anlık manken kız görünce insan şaşırıyor. Hop hemşerim. Dereyin aracını vermeyen kimdi la? Sen misin la dereyin aracını vermeyen? Şu galiba. Hop. İn la oradan. İn la şu. I'm here to collect the fee for the barber. I was just coming to pay. Actually, he's pretty good barber. Thanks. Appreciate your cooperation. Eyvallah kardeş. Hey pal, Derek needs you to pay the fee for the barber. Again? I don't even go to the damn barber. Here, you give it to the Robin son of a bitch. Next time, try to pay on time, okay? Thanks. Lan? Derek needs you to pay the fee for the barber. Dede. You got the wrong guy, pal. My wife cuts my hair. Yeah, that's sweet. But while you work here, you get a haircut when Derek says. Okay, okay, enough already. Here's your fucking money. Yeah, glad you decided to reconsider. Gündüz vakti dede dövdürme bana. Şşt lan. Sen dedenin parasını ödeyeceksin la. Hey, dede, pal. Deden diyorum. Derek needs you to pay the fee for the barber. Aha. Look, asshole. I'm not in the mood. Why don't you get out of my face before you get hurt? Ah, no can do, pal. Derek wants his money. Derek can kiss my ass. What's that fat fuck gonna do? Have me killed? Hey, you said it, not me. Why don't you give it a try then, asshole? Hadi bir tane daha. Şimdi sıra bende. Var mı lan parayı ödemeyecek olan? Güç zehirlenmesi. Anybody else got a fucking problem with paying for the fucking barber? Herkes ödeyecek ulan. Ne oldu lan? Bunu kaldırın bari la. Ne biçim işçi arkadaşısınız oğlum siz? İş arkadaşısınız. Hiç şey yok. Kenetlenme yok. Hadi Cenk sen de sanki nereye gidiyorsun? Sendika başkanına gidiyorum. Asıl koruması gereken kişinin yanına gidiyorum. Kardeş, hallettim. Here's the money, boss man. Good job. Here's your share. I watched you take care of Bill. You were good. Steve damn near got his ass kicked when he tried that. Right, Steve? Right, Derek. Here's a bonus for sorting him out. Thanks. The guy's been a real fucking pain. Now get out of here, kid. I gotta be getting back to business. Say hello to your mother for me. Tell her you got yourself a job as my new assistant. Yeah, will do. I'll see you later. Gittiğimiz yerden para kapıyoruz kanka. $100 da buradan aldık. He wants you should meet him at Freddy's. Eyvallah kardeş. Niye çıkamıyorum lan ben buradan? Sürelim kardeş. Niye yetişle binemiyoruz bu arabaya? Aa kaydı lan adam. Komikti. Hey işçi sınıfı ben geliyorum. Çekilin lan. Kötü bir şaka. Ama ben mafyayım. Kötü şaka yaparım. Yeniden geliyorum lan. İşçi sınıfı açılın. Kötü karakter. Kötü karakter Vito açıldı. Emekçinin hakkını savunmayan hain Vito. Kardeş bir zamanlar senin baban da işçiydi lan. Niye böyle yapıyorsun ki kardeşle? Hop hemşerim. Bu araba çok kayıyor. Şu kış bitse de arabadan, şu kayan arabalardan kurtulsak bir. Hop.
Oba. Yamulttuk kardeş kaporayı. Kaportayı. Aman diyeyim. Aynen böyle labut gibi durun kardeş. Diğer onun neydi la? Geçemiyorduk arabaları. Hop. Hop hemşerim, yavaş ol. Ne gidiyorum ama. Şimşek McQueen. Hop yavaş. Şuradan bir sağa dönelim. Neyse en azından... Allah Allah Allah. Arabanın içine ettik ha. Arabanın içine ettik kardeş. Ya açık dünya desek değil, tamam mı? Yarı açık dünya desek o da değil. Aslında lineer bir oyun. Sadece harita koymuşlar. Başka hiçbir özelliği yok. Görevin yerleri belli. Birkaç tane dükkan mükkan koymuşlar. O kadar. Başka bir şey yok. Bir de polis var. Ne zıkkınma varsa, ne işime yarıyorsa burada polis. Güzel park ettik ama arabayı. Selamün aleyküm. Bu da İtalyan Müslümanı. Selamün aleyküm. Aha bir şey içtik. Gittik 45 santimiz. Tamam. Üst katlar herhalde. Hep de böyle bir mekanlar oluyor bunlar İtalyanlara. Selamün aleyküm. Ben geldim. İşim vardı kardeş. You remember the wise guys we used to see when we was kids? Yeah, what? The guy we're meeting here is one of them. His name's Henry Tomasino. Tomasino. I think he's got something big for us. Yeah, no shit. Yeah. Tomasino. We're done with the small-time jobs. It's time to make some real shkarol. Yapalım kardeş. Yeah, he's coming. Don't say nothing stupid. Hey, Henry, how are you? Hiya, Joe. This the guy? Yeah, this is Vito. Bu kardeş, benim yani. Good to meet you, Henry. You vouch for him? Absolutely, Henry. Trust them with my life. Okay, listen. I got a job for you. The money's good. I need gas stamps. They're worth a fortune now because of the gas shortage. Where can we get them? Any Office of Price Administration. That's a federal government agency. Isn't that a little risky? What? Too much for you? No. Just trying to think of how we can pull it off. Can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. You got somebody inside? Ya biri yemek yiyor, ses beni çok rahatsız etti. His sister works there. Can she help us out? Ask her yourself. Her name's Maria Agnello. Here's the address. Ah, Maria. All right, what about the safe? The keys aren't there. That's your problem. But what's the job pay? I'll give you $600 for 10,000 gallons worth of stamps. Okay, we're in. No, I need Vito to do this alone. I got another job for you, Joe. So, what do you say, Vito? Yeah, sure. Hey, and don't forget to take a piece with you. You never know what's gonna happen. Better to be safe than sorry. I got beef. Wait. This isn't some liquor store stick-up. I want this to be a clean job. If you kill anybody, your cut drops to a third. Gabish? Yeah, I got it. No problem. Okay, when you're done, gabish, you come back gabish, kardeş. Alright, adam hem bizim Vito. Federal bölgede bir yer soymamızı istiyor. Bu şu da Sicilyalıların bayrağı. Nereden biliyorsun diyeceksin? Şeyden, Total War serisinden biliyorum. Yeah, so long, buddy. Adam hem diyor ki şeyi soy kardeş. Hem de diyor hiç şey kaybetme. Adam öldürme. Nasıl olacaksa o? Bir dakika lan. Bizim gideceğimiz yer burada. Biz niye oradan dönüyoruz ki? Bu nasıl GPS lan? Polise vurmayalım. Valla sıkı çatışıyorlar sonra bizimle. Aa, silah dükkanı varmış. Dur. Bakalım bu silah dükkanında neler var. Bir bakalım. Gun store. Gun shop. It's a good time. Selamünaleyküm dayı. Başka yok mu silah başka? Mermi dolu. Ha bunu alalım. Hiçbirini alamıyoruz. Kolay gelsin dayı. İki silahım da varmış da benim.
Ya shift tuşuna basıyorum arkaya bakmakmış. Ben diyorum niye böyle ekran? Kafa gitti tabii. Harita küçük olunca arabaya binmek de saçma oluyor, biliyor musun? Öyle garip bir durum var. Burada değil. Şurada mı acaba? Burada değil. Nereye kardeş la? Ha bura. Parlayan kapı. Parlayan kapı varsa şeyi bulduk demektir. Burası değil. Ha bu mu? Selamünaleyküm. Maria? Ses yok bu ara. Tamam yine bırakırız seni. Ne demeyelim ayıp olur. Teyze bırakırız seni, hiç sorun değil. Rahat ol. Hadi teyzem gel. Gel bırakayım seni teyzem. Canım. Teyzem gel. Hemen bırakalım seni teyzem hastaneye. Ne biçim yeni oyun yapmışsın? Sesi arızalı. Oyunda güzel diyeceğimiz bir şey yok. Teyzem gel teyzem. Gel teyzem. Canım gel. Gel seni bırakalım gel. Egil teyzelere benziyor kadın. Okay, let's go. And take it easy behind the wheel, all right? I seen the way you kids drive these days. All right, kid. Teyzem. The place is locked up pretty tight at night, so you gotta get into the back. They keep the back door open at night? No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah, how'd you know? Lucky guess. It's on the top floor. So's the director's office. That's where the keys are. Okay. So I go in through a window around the back, then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful. There's guards in there at night. Don't let them see you. Sorun değil teyzem, hallederim teyzem. Hız sınırı varmış, L'ye basınca hız sınırı koyuyormuş arkadaşlar. What do you want, drugs? Teyzem bir tane arabaya vurduk diye bu kadar hakaret edilmez ya. Uyuşturucumu kullanıyorum ben. Ne oluyor yani? Kafam güzel dedi bana teyze. Bak güzel güzel sürüyoruz işte. Çekilin lan yoldan. Getirdim teyzem Empire Genel Hastanesi. Devlet Hastanesi. The office is across the street. Okay, thanks for the ride, kid. Thanks, Maria. Ne demek teyzem? Maria teyzem. Allah senden de razı olsun. Allah acil şifalar versin teyzem. Biz de gidelim de şu yeri soyalım lan. Buraya da gideceğimiz yer. Bir bakalım. Evet, burası. Değil, birazcık ilerisi. Duydum ki burada çeşitli malzemeler tutuyor musunuz kardeş? Geleyim de alayım o malzemelerinizi. Tırman kardeşim. Ne korunak bir yerler değil mi? Her yerin üzerine atlayıp geçebiliyoruz. Dikkatli ol kardeşim, yakalanma. Ha buradan gideceğiz işte. Başka yer yok ki. Ha bir dakika lan. Şurada bir yazı gibi bir şey çıktı. Dur bakayım. Buradan değil. Tabii ki tuvaletin camından gireceğiz. Aferin kardeşim. Burada bir ara vereyim. Efendim bu mekan soyma işlemini bir sonraki videoda yapacağız. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Bye bye.